Herkese merhaba. Bu videomda sizlere yeni bir kitap değil ama herkese okumasını tavsiye edeceğim bir kitap. Bakalım baskı tarihine. Bu kitap Turgut Özakman tarafından yazılmış. 1. ve 90. basım 2008 yılında yapılmış ve 144. basım da 2020 yılındaki çok güzel bir baskı adedi bu. En son 45. basım yapılmış Aralık 2021. Turgut Özakman biliyorsunuz Cumhuriyet filmlerinin de senaristi, Kurtuluş filmlerinin de senaristi. Çok değerli bir araştırmacı, romancı, yazar. Diriliş Çanakkale 1915, roman tadında yazdığı bir kitaptır. Bir üçlemedir bu. Birinci kitap budur. İkinci ve üçüncü kitaplar Cumhuriyet diye geçer. Şimdi bu kitap niye çok önemli? Çünkü Çanakkale biliyorsunuz bizim açılış kapımız ya da giriş, Cumhuriyet'in kilidi diyebiliriz kısaca. Kitabın arka kapağında diyor ki, tüm yeni nesillere eşi olmayan bir armağan daha. Çanakkale Savaşı hiç böyle yazılmamıştı. Tarihin en eski milletlerinden biri ateşten geçerek kan içinde bir daha uyumamak, benliğini unutmamak, kandırılmamak, sömürülmemek, ezilmemek, ölmemek üzere çığlık çığlığa diriliyordu. 60 dakika ölüm, yıkım, kıyım kustular. Asker korunmak için toprağa girdi, karıştı. Toprak oldu sanki. Bombardıman sona erdi. İngiliz birlikleri batı ve orta kesime, Fransızlar doğu kesimine taarruza kalktılar. Askerler savaşmak için taşın ve toprağın altından ölüler canlanır, ruhlar ete kemiğe bürünür gibi doğruldular. Ürpertici bir andı. Bu küçük kuvvet uzun süngüleriyle İngiliz taburunu karşıladı. Kendinden üstün birliği dağıttı. Sağ kalanları sığın dere ağzına kadar kovaladı. Takımın komutanı Teğmen takımı ile birlikte koşuyor. Bir yandan da sömürgelerde acı çeken, soyulan, korkulan, titreyen, uyanmasına izin verilmeyen, el ayak öpen, uşaklık yapan tüm zavallılar şu tavşan gibi kaçan İngilizleri görseydiler diye düşünüyordu. Çanakkale Savaşı hiçbir devletin, hiçbir ordunun, hiçbir silahın yurt sevgisinden ve milli onurdan daha güçlü olmadığını, olamayacağını öğretmekteydi. Bu büyük gerçek her gün bir kez daha kanıtlanıyordu. Bunu yaşamak herkese yıkılmaz bir özgüven veriyordu. Bundan sonra bir dış kudretten ancak Çanakkale'yi yaşamayanlar, milli tarihi okuyup kavrayamayanlar ile onursuzlar ve satılıklar korkacaktı. Evet, kitabın arka kapağında böyle yazmış Turgut Özakman. Turgut Özakman hakkında da kısa birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. 1930'da Ankara'da doğmuş. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş. Bir süre avukatlık yapmış. Köln Üniversitesi Tiyatro Bilimi Enstitüsü'ne devam ettikten sonra Devlet Tiyatrosu'na Edebi Kurul raportörü olarak girmiş. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nda 88-94 yılları arası üyelik ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2005'te yayımlanan ve büyük yankı uyandıran Şu Çılgın Türkler, ki bunu okuyanınız belki vardır, çok güzel bir eserdir, adlı belgesel romanı dolayısıyla Yeditepe Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından Fahri Doktor unvanı, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından ise topluma katkı, topluma hizmet ve Atatürk ödülü ile ödüllendirildi. Pek çok kuruluştan özel ödül aldı. Türkiye Üçlemesi'nin diğer kitapları, işte bu kitaptan sonra okumanız gereken iki kitap.
Cumhuriyet Türk Mucizesi 2009'da ve Cumhuriyet Türk Mucizesi 2 2010'da yayımlandı. 2012'de de Çılgın Türkler Kıbrıs okurlarla buluşmuş. Böyle bir kitap arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Tarihimizi, yakın tarihimizi doğru şekilde tanımak istiyorsanız, tarafsız ve olduğu gibi anlamak istiyorsanız bu kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Özellikle ön sözde şöyle bir giriş var. Diyor ki, Çanakkale hakkında ciddi, dürüst, saygıdeğer araştırmaların dışında üç tür yaklaşım var. Birinci yaklaşım, Çanakkale'yi Mustafa Kemalsiz, Mustafa Kemal'i yok sayarak anlatmaya yelteniştir. Bu yaklaşımla yazılmış yazılar, bazı uyduruk kitap ve romanlar, ayrıca bu nitelikte CD'ler de var. İkincisi, Çanakkale'de Mustafa Kemal'in rolünü küçültmeye çalışmak. Bu çizgide birkaç yazar var. Bunlar Çanakkale'de Mustafa Kemal yoktu diyemiyorlar. Bu kadar büyük yalanı göze alamıyorlar ama Mustafa Kemal'in Çanakkale zaferindeki rolünü bin dereden su getirerek gülünç olmayı göze alarak küçültmeye, önemsizleştirmeye, dikkatten kaçırmaya çalışıyorlar. Üçüncü tür yaklaşım ise şuymuş arkadaşlar. Çanakkale'yi bir mucizeler, kerametler sergisi halinde anlatmak. Bu hikayelere bakılırsa Çanakkale Savaşı askeri bir zafer değil, komutanların, subayların ve Mehmetçiklerin önemli bir rolleri yok. Bunlara göre savaşı komutanlar, dövüşenler, can verenler değil, ilahi, gizli güçler, veliler, erenler, dervişler kazanmış. Yaygın bir örnek vereyim. Nusrat Mayın gemisiyle dökülen 26 Mayın ile ilgili uydurma hikayelerin biri de Mehmet Genç Can'ın Çanakkale Savaşlarından Menkıbeler adlı kitabında bulunuyor. Bazı ifadelerini koruyarak özetliyorum. Yazar savaşa Allah'ı da katıyor. Cevat Paşa'ya rüyasında Allah tarafından buyuruldu ki, "Ey Cevat, sen Müslüman Türk topraklarının komandanısın. Bu topraklar üzerinde yaşayan sizler benim kelamıma hürmet ve tazim edersiniz. Size müjdeler olsun ki yakında zafere müesser olacaksınız. Deniz üzerine bak." Cevat Paşa dönüp denize bakar. Denizin üstü yoğun bir nurla kaplıdır. O nurlu dalgalar arasında çiçeklerle bezenmiş kef ve vav harflerini görür. Uyanır. Bu ilahi işaretin anlamını çözemez. Kilit Bahir'de kızının mezarını ziyaret ederken rüyasında aşina olduğu sesi, Allah'ın sesini burada da işitir. "Ey Cevat, depolardaki 26 mayını denize döşe. Türk'e Türk'ten başka dost yoktur." Ne yapılması gerektiğini Yüce Allah Cevat kuluna Türkçe olarak apaçık söylüyor. Ama Cevat Paşa nedense anlamıyor. Neyse ki karşısına pir yüzlü bir zat çıkar ve rüyayı yorumlar. Ebced hesabıyla kef ve vav harflerinin 26 demek olduğunu açıklar. Sonunda da der ki, "Bu 26 mayını hemen denize döşe ki zaferinize sebep olsun." Yüce Allah emretmiş. Pir yüzlü zat da doğrulamış. Cevat Paşa'nın hemen gereğini yapmaya koşması beklenmez mi? Hayır, koşmuyor. Hiç telaşı yok. Eve geliyor, iftar ediyor. İftar ederken olayı eşine anlatıyor. Allah'tan eşi akıllı. Hemen paşayı uyarıyor. "Mayın grup komutanından meseleyi öğren. Depolarda kaç mayın var? Paşa eşi de böyle olmalı." Bunun üzerine müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa nihayet ayılıp harekete geçiyor. Mayın grup komutanını çağırıyor. Depoda 26 mayın olduğunu öğreniyor ve bunların düşenmesi için emir veriyor. Nusrat Mayın gemisiyle dökülen 26 mayın olayının iç yüzü meğerse bu imiş. M. Genççan'ın kitabında Çanakkale Savaşı'na hiçbir güzellik, derinlik, yücelik, değer katmayan, inceliği olmayan, bunun gibi bir hayli uydurma hikaye, daha doğru deyişle hurafe var. Bu kitabı kim yayınlamış dersiniz? 1990'da Gençlik ve Halk dizisinin 50. kitabı olarak Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı.
Kitabın ön sözünde ve arka kapağında özetle şöyle deniliyor. Bu olayları resmi ve ilmi tarih söylemez, söyleyemez. Bunlar tarihi olayların arka planıdır. Dev Osmanlı Devleti'ni ilkelleştiren, çağ dışı hale getiren, ölümüne yol açan, akla ve gerçeğe saygısız ortaçağ kafası işte bu. Bu kafanın Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nda da kendine yer edebilmiş olması çok düşündürücü. Evet dostlar, arkadaşlar, kitabın bazı yerlerinden bölümler aktardım sizlere. Dediğim gibi bu kitabı okumaya başlarsanız tarihimizi, yakın tarihimizi gerçek manada öğrenirsiniz ve boğazınız bazı yerlerde düğümlenebilir. İyi okumalar diliyorum şimdiden. Herkese iyi günler.